düzenli olarak şeklinde bir açıklaması vardı. Ya doğruluk payı var söylediklerinde ama yani futbol sahası futbol sahası, Türkiye'de de öyle artık o durumdayız. Yani ben şimdi Pendik Spor'da çalışıyorum. 6 tane çim antrenman sahamız var bizim ikincilik takımı. Yani Türkiye'de o boyutlara geldi aslında. Kendimizi de o kadar çok aşağıda görmeyelim. Hani benim anlayamadığım, çözüm bulamadığım şey nasıl bu kadar istikrarsız oluyoruz? Herhalde memleket olarak da sorunumuz bu. Millet olarak bir genlerimiz de var herhalde. Hani çok enteresan. Ya bugün Avusturya'yı biz 5-0'da yenebiliriz yani. Ama bir bakarsın 1-0 mağlup da ayrılırız. Böyle bir tuhaf bir şey. Yani bir bilmiyorum, varsa bilen yani bu maç ne olur diyebilir biri var mı bilmiyorum. Sizin döneminizi aslında ben biraz uzanmak istiyorum izninizle. Hani şu anda bir istikrar yok belki ama sizin milli takım forması giydiğiniz dönemlerde özellikle. İstikrar vardı, o zaman hep yeniliyordu. Çizgimiz güzeldi yani. Arada bir sürpriz galibiyetler alıyorduk tabii de. Ama istikrarı bozmadık genelde. Yani. Öyle ama yani. Peki o günlere dair bizimle paylaşmak istediğiniz anılarınız var mı? Ya İstikrarın benim çok anım var ama yani bu program yetmez. Yani. O yettiği kadar diyelim süremizin. Yetmez. Benim anım zaten, anılarım çok olumlu değil yani. Genelde işte maçlar 5-0, 8-0 İngiltere faciaları olduğu için. Yani anılar oralardan tatlı böyle espriler çıkarıyoruz. Mesela? Ya mesela işte İngiltere'de Wembley statında 5-0 kaybettiğimiz bir maç var. Burada 8-0'ın rövanşı. Ama buradaki 8-0'lık maçta ben oynamamıştım yani. Çünkü maçtan bir gün önce sakatlanmıştım. Hayırlı bir sakatlık olmuş. Kadrodan çıkarıldım. 8-0'lık maçta oynamadım. Rövanşında 5. Yani arkadaşlar güldü ama 3 gol fark ettirmişim. Fena bir defans oyuncusu değilmişim. Çünkü Wembley'de işte oynadığımız maçta o zaman Hateley ve Lineker diye 2 tane santraforları vardı. Çok ünlü dünyaca. Birisi benle adam adama, Coşkun Özarı'ydı hocamız. Lineker'le genç diye bana verdi Lineker'i. Lineker'in de ilk milli maçı 17 yaşında 18 yaşlarında. Bu dedi hacamı sen bununla baş edersin dedi Lineker için. Onun da İngiltere'deki ilk milli maçıydı. Tanınmamış bir oyuncu. Hateley daha ünlüydü. Hateley'de de Raşit abi oynuyordu. Raşit Çetiner, şimdi Ümit milli takım hocamız. Evet. O oynuyordu adam adama. Vallahi biz hemen çabuk çabuk 2 tane 3 tane yedik. Bu 5-0 yenildik. Üçünü de benim tuttuğum Lineker attı. O zaman işte kornerlerde biz adam adam oynadığımız için ben Lineker'in formasından yapışıyorum. Başka hiç kimseye bakmıyorum. Hani amacım tek onu attırmamak. Raşit abi de Hateley'le adam adam oynuyor. O karambolde o zamanlar böyle biz ön direk koşulları yapıyor İngilizler falan filan. Biz öyle alışık değiliz öyle şeylere. O 18 içinde bir kaybolma oldu böyle. 20 oyuncu tabii sağa sola koşuyorlar. Ben o ara Lineker'i kaybettim, bulamadım. Markajdan kurtulmuş. Can abiyle Raşit abiye sormuştum. Onu çok iyi hatırlıyorum. Raşit abi Lineker'i gördün mü? O da bana az önce bu tarafa gidiyordu. Sokakta hepimizin başına gelir ya. Kahvenin önünden geçerken işte Cevat'ı gördün mü? Az önce geçti bana. Öyle bir muhabbet oldu sahicinde. Sonra otele dönünce Raşit abi bunu herkese anlattı. Ölene kadar herkes sanki tek ben yenilmişim gibi benimle makara gitti. Hani böyle şimdi düşünüldüğünde esprili ama o zamanlar tabii ya tabii şu an güldüğümüz anları düşünürsek aslında hani benim işin artık genelde detifesi. Böyle yani. Genelde anılarım böyle. Hani mesela şimdi Hakan Şükür'ü çıkarsanız adam 300 golü anlatır. Ben ne anlatırım? 2 kademeye girdim. 3 tane satır attım. Yani benim anılarım genelde futbol dışında. Anılarım böyle yani. Evet ama çok keyifli anılarım. Bunun gibi çok anılarım var benim. Kaleci Yaşar'la da çok ortak anılarımız var. Sanırım izleyiciler duymak istiyor. Genelde böyle, yani pek öyle ciddi spor programlarında da pek bulunmam yani ben, çünkü işin teknik taktik işlerinden pek yani. Seyircilerimizden de bir alkış geldi, anılarınızı dinlemeye devam yani, edelim lütfen evet. Diye özellikle. Bazıları ben yani internete düşmüş, Yaşar abi bu konuları daha çok televizyona çıktığı için anlatıyor. Hakikaten bana soruyorlar yolda, hakikaten böyle mi diyor, hakikaten öyle yani. Çünkü Yaşar abi de ben de futbola başka, hayatımız boyunca hep başka yönden baktık. Yani bu işi profesyonelce yaptık, para kazandık ama hakikaten işimizi çok ciddiye aldığımız söyleyemez. Yani özellikle ben çok ciddiye almadım. Onun için zaten çok erken yaşlarda futbolu bıraktım. Hani çok ciddiye almadım bu işi. Şimdi antrenörlük yapıyorum. Hani işimi iyi yapıyorum diye düşünüyorum ama futbolu çok ciddiye alıyor muyum derseniz hala almıyorum. Yani benim için ne bileyim eğlenceli, güzel bir şey. Yani
haklısınız. Onun için böyle anılarım var. Bir de işte Yaşar abi işte o gün ben hata yapıyorum, Lineker gol atıyor. Ben hata yapıyorum, Lineker gol atıyor. Her golde tabii bana bakıyor. Çünkü o 15 gün önce de 8 tane yemişti Yaşar abi. Şimdi gol yedikçe ben de göz göze geliyoruz. Şimdi Yaşar abiden de korkuyorum biraz, iri yarı. Yaşlı da bir. Fener'de de beraber oynuyoruz. Hep her gol işimizde göz göze geliyoruz ve ben ona hep kızmasın diye tamam abi gol benim. Yani gol benim diyorum. Gol benim abi diyorum. Oğlum öyle diyorsun dedi. Ertesi gün gazeteler Yaşar yine 8-7 yazıyor. Anlamıyor millet dedi. Ben yürü yapma. Hani böyle anılarımız var Yaşar abiyle. Peki diğer oyuncular da sizin gibi miydi? Takımdaki diğer oyuncular da. Ya genelde benim devrimdeki oyuncuların çoğu hakikaten böyleydi. Çok renkli simalar vardı. Yani bir Galatasaraylı Arif Kocabıyık vardı. Mesela o da böyle çok ciddi bakmazdı bu işe. İyi bir futbolcuydu ama işte Metin Tekin olsun. Rıdvan Dilmen sizin konuğun şeyiniz, yorumcunuz NTV'nin Rıdvan Dilmen. Mesela o da çok eğlencelidir. Sahada çok esprilidir öyle. Mesela. Hakikaten öyleydi. Ya saha içini bilmiyoruz ama en azından servis içinde. Rıdvan'ın bizden farkı o hakikaten iyi de futbolcuydu. Yani. O hem neşeliydi. Ama bizim devrimizin futbolcuları genelde şeydi. Yani bu tip insanlardı. Böyle işi daha çok ama bu zaman gelip bunları bu şekilde söyleyebilmek de bence bir erdem. Yani bu şekilde renk katabilmek ve zamanda bizim hatalarımız da oldu bunlar diyebilmek. Çünkü son zamanlarda bu belki bu espri anlayışı çok kalmadı ve yenilen maçlar sonrası futbolcuların motivasyonu ve insanların tepkileri çok farklı noktalara ve bu sporda şiddete gidecek kadar insanların kavgalarına sebebiyet veriyor. Keşke herkes o güzel tarafı da. Yani ya güzel tarafı yok tabii de en azından esprili evet, tarafı. Normalde de hayata da öyle bakıyorum. Yani hayata da öyle bakıyorum. En azından şöyle düşünüyorum. Yani ben bu dünyaya geliş amacımın sadece top tekmek olmadığını düşünüyorum. Yani top tepek, yani futbol oynayacağım. Yenileceğim, kahrolacağım. Efendim mesela kazanınca da kendimi kaybedeceğim. Yani benim yaşam amacının, ya amacımın bu olmadığını düşünüyorum. Onun için hayata ben böyle bakıyorum. Futbol da onun bir parçası benim için. Onun için ben zaten 28 yaşında futbolu bırakmak zorunda kaldım. Yani erkenden bıraktım. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Çok kısa yani. Yani çok kısa, herkes Abdülkerim Durmaz'ın kötü bir futbolcu olduğunu zannedecek bu kadar anlatılandan. Benim seyrettiğim en iyi defans oyuncularından biriydi. Bir de şimdi hep arıyoruz ya çift taraflı arkadan oyun kurabilen defans oyuncusu, yani karşımda oturuyor şu anda. Ya zaten aslında biraz da o T'ye alınabilmenin verdiği bir güç vardı. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için.